Ne yapıyoruz komutanım? Odanın sahibini görüyor musun? Hayır komutanım. Bekleyeceğiz. Fazla yaklaşma. Takip et. Geliyor komutanım. Bu kadar mı? He, haftaya bir parti daha çıkar tabii anlaşabilirsek. Konuştuğumuz gibi kuruşu kuruşu. Sağ olasın. Sen de. Kimse kımıldamasın jandarma! Olduğunuz yerde kalın! Teslim olun! Tezi vermiş. Evleniyorlarmış bile. Ha. Sıra sana geldi artık. Ay daha evet, dur bakalım doğru. Daha erken ya. Ne erken, nişanlısın artık. Ay ağzım kurudu ya. Şurada bir şeyler içelim mi? Ha tamam, ben bir kitapçıya uğrayayım, siz gidin ben geliyorum. Tamam tamam. Üsteğmen'den haber var mı? Çete yakalanmış. Üsteğmen'im yaralı. Ne?
Omzunda bir kurşun. Emrah, siz devam edin. Emredersiniz komutanım. Nasılmış? Yara ağır değil. Hastaneye gidiyorlar. Ayaksı. Daha hızlı beyler, daha hızlı. Elmas, çabuk söyle. Bir şey mi oldu? Evet, Mert yaralandı. Devam et abi, devam et. Durma. Hastaneye geçiyorum. Fırsat bulunca seni ararım. Devam edin, tamam, ararım sonra, tamam. Aferin oğlum. Hoşça kal. Aferin. Hoşça kal, tamam. Efendim, bu baskına gittiğimiz restoran var. Restoran deyip durma şuna Veysel. Restoran deyip durma. Ya batakhane kardeşim. Açık seçik batakhane ya. Emniyetten gelen bilgilere göre bir tek o değilmiş efendim. Aynı güzergah üzerinde 4 mekan daha tespit edilip işlem yapılmış. Hay maşallah. Hay maşallah. Efendim Nevin. Bağla kızım, bağla. Buyurun albayım. Evet, çok iyi. Sağ olun, sağ olun. Ne? Durumu nasıl peki? Anladım albayım, anladım. Geçmiş olsun albayım. Geçmiş olsun. Üsteğmen Mert çatışmada vurulmuş, hastanedeymiş. Acı veriyor mu? Doktor bey biraz abartıyor ama. Abartıyor ha? Bayılıyorum sanki ben. Anam ağlıyor be sizi tamir etmekten. Sizinle ilgili başhekim ne dedi bilmek ister misiniz efendim? Hastane koridorlarını en çok aşındıran vali. Deseydin ona. Aynı zamanda oturma yüzeyi en küçük validir diye. Ya büyümüyor kardeşim ya. Ne yapalım işte, büyümüyor ya. Emer, kaçıncı yarası, kaçıncı vurulma? O içine tükürdüğüm koltuğuna gel de otur kolaysa. Olmaz Veysel, olmaz. Duyup da oturamazsın ya. İyi akşamlar sayın. Bu aslanlar, iyi akşamlar. Devlete ana baba emaneti. Oturamayınca da büyümez Veysel, büyümez kardeşim. Hayatta büyümez ya. Ya Allah başka dert vermesin sayın valim. Anlamadım. Aslı Hanım diyorum, o da oturamamış. Baba. Aslı, ne bu telaş? Mert'e geldim. Mert? Vurulmuş Üsteğmen. 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 Ha, ha. Sakin olun Aslı Hanım, sakin olun. Telaş buyurmayınız. Konuştum doktoruyla. Yarası hafif. De. Siz nereden duydunuz acaba iki ara bir derede? Arkadaşım, duydum yani. Hmm. Doğru tabii. Biz bunu akıl edemedik. O tarafta değil Aslı Hanım, bu tarafta, bu tarafta. Buyurunuz bakalım. Önden buyurunuz Aslı Hanım. Buyurunuz. Mert, bu Azrail'e attığın kaçıncı çalım? Aslı? Geçmiş olsun Mert. Sayın valim. Sayın valim. Geçmiş olsun Üsteğmen'im. Sağ olun efendim. Otur ya, otur. Otur ya. Kes. Evet, baktık. Şüpheli paket çocuk bezi çıktı. Merkeze dönüyoruz. Gülme, fena yaparım. Millete eğlence lazım. Merkezden bölgedeki ekiplere. Cumhuriyet Caddesi'nde olay. Bir kadın kaçırılmış. Tekrar ediyorum. Cumhuriyet Caddesi'nde olay. Bir kadın kaçırılmış. 2316 merkez. Bölgeye yakınız. İntikal ediyoruz. Tamam. Anlaşıldı, tamam. Gazla, gazla. Ne istiyorsunuz? Derdiniz ne? Usludur canın yanmasın. Kapı çeneni. Kim bu? Sana ne? Tepemi attırma. Bir arkadaş beni bekliyorlardı. O işte burada. Yüzbaşı. Gözlerini bağla. Bırak! Bırak hayvan herif! Bırak! Dur! Usludur! Tepemi attırma! Bırak!
Bir şey mi diyecektin? Tamam, sakin olun, sırayla. Plakayı aldınız mı? Aa, bak görüyorum. Komiserim, cüzdanı yere düşmüş, ben buldum. Aa, ben gördüm memur bey, 96 EG 039. Çünkü memur bey ne olacak? Elimiz. Yara temiz. Kurşun kemiği sıyırıp çıkmış. Hani odundan kıymı kopar ya incecik, onun gibi. Yani şimdi o odun ben oluyorum değil mi doktor? İstersen bilimsel anlatayım. Yok yok. Yok yok, böylesi daha iyi. Kemik doku kendini yeniler. Kolu askıya alacağız, hepsi bu. Şimdi müsaadenizle şu bandajı bir yapalım. Tabii doktor. Hadi bakalım arkadaşlar. Geçmiş olsun Mert. Sağ olun efendim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Tanıklar için ekip minibüsü gelsin hemen. Başüstüne komiserim. 31-20-35-10. 31-20-35-10. Ekip minibüsü olay yerine gelsin. Tamam. Sizi biraz bekleyeceğiz. Bakma Veysel, bakma. Kız babası olduğunda sorarım ben sana. Efendim Zafer. Bir sorunumuz var. Dinliyorum. Elmas. Ne olmuş Elmas'a? Kaçırılmış. Alo? Alo yüzbaşım. Hayırdır yüzbaşı? Elmas'ı kaçırmışlar. Yüzbaşı ne oldu? Elmas'ı kaçırmışlar. Ne? Ne? Anlaşıldı. Başkomiserim, araç plakası sahte çıktı. Allah kahretsin. Burada işimiz bitti. Tanıkları merkeze alın. Tanıkları merkeze getirin. Baş. Hanımlar buyurun. Merkeze kadar gideceğiz. Minibüsü aldım size. Buyurun. Tebelemeyi. Gir içeri, gir. Gel buraya. Sen bir korkaksın. Karşısına çıktığın insanlar. Ya silahsız ya elleri bağlı. Burçin kendi pek bir güzel. Tanıdığım en korkak insansın sen. Çek elini salak. Çeksene elini.
Çek diyorum sana. Ne diyorsun sen be? Kapa çeneni. Çeneni kapa diyorum. Bana bak sana. Ne diyorsun lan? Deriniz ne? Adamım biraz sapık. Dışarı. Senin işin bitti, gidebilirsin. Git dedim sana. Ölmek mi istiyorsun? Gelelim sana. Görgü tanıklarına elimizdeki fotoğrafları gösteriyoruz. Tamam, hadi. Olmadı robot resim. Hemen komiserim. Hadi müdürüm, olay basına sakın sızmasın. Aynı fikirdeyim. Gereken tedbir alındı. Zafer. Geliyorum müdürüm. Kolay gelsin arkadaşlar. Elmas'ın cep telefonu. Hemen sinyal tarama yapıyoruz müdürüm. Farkındasın değil mi? Saçmalıyoruz. Ağır saçmalıyoruz, sen de biliyorsun. Yanlış işler oluyor. Kapa şunun ağzını. Bir sakinleştirici ver. Ses kesildi. Biz bunun için mi çıktık yola? İpten, kazıktan kurtulma mafya bozuntuları. Bunlarla ne işimiz var bizim? Daha düne kadar baş tacı ettiğimiz merkez komite. Mahşer efendi, emire. Onların bu heriflerle ne işi var? Ve tabii biz. Bizim burada ne işimiz var Ethem abi? Sinyal alamıyoruz. Elmas'ın telefonu devre dışı.
fotoğraf dosyası. Telefonum eski model, bunu açmaz. Hallederiz. Kartı bilgisayara yükleyip görüntüyü perdeye verin. Ne verdiniz? Düşük doz uyutucu. Birazdan kendine gelir. Sahneye çıkma zamanın geldi. Her kaçırma eyleminin bir amacı vardır. Elmas'la ulaşmaya çalıştıkları... Neye ulaşmaya çalıştıkları belli. Ya da kime? Ya öyle bile olsa bu işte bir tuhaflık var. Hayır, örgüt kitlesel eylem yapar. Her eylemde kamuoyuna öyle ya da böyle bir mesajdır yani. Şimdi Elmas'ın kaçırılması eylemin şahsileştiğini gösterir. Bu demektir ki durumları kötü. Aynen öyle Veysel. Sandığımızdan daha kötü. İyice paniklediler belki de. Panikleyen bir düşman. Elmas için daha da tehlikeli. Gizli numara. İzliyor muyuz? Evet. Kolay gelsin yüzbaşı. Bana kolay gelen şey sana çok zor gelecek Ali Maruf. Çünkü işim seninle. Anlaşılan kalabalık bir yerdesin. Tanıdıklara selam. Uzatma. Düş yakamızdan yüzbaşı. Yoksa karşımda uyuklayan bu kızın başına öyle şeyler gelir ki hayal bile edemezsin. Ali Maruf, tanıdın mı beni? Oo. Sen aşağılık bir adamsın Ali Maruf. Bu hakaretin konumuzla hiç ilgisi yok. İnsan avına son ver. Askerlerini çek peşimizden. Yoksa kız ölür. Çok zor bir ölümle ölür. Bana inan. Kriptolu telefon. Tespiti imkansız. Thank you.
hazırla Abdül. Bizimkiler de hazır olsun. Emredersiniz komutanım. Ben yüzbaşımı soracaktım ama... Sorma Abdül, sorma. Yaranız nasıl? Onu da sorma Abdül. Dediğimi yapsın. Bertan Asuba'ya söyle, hemen beni arasın. Emredersiniz komutanım. Tim, toplan! Elmas'a yaklaşan bir kadın ve bir adam. Minibüste birileri daha var. Görgü tanıkları onları görmemiş. Robot resimlerden de bir şey çıkmadı. Özetle elimiz boş, öyle mi? İyi. Hadi şimdi gidip sokakları harmanlayın. Samanlıkta iğne arayın. Köşe bucak her taşın altına bakın. Bu eylemde örgüt ihtimal ki taşeron kullandı. Örgütle ilişki olan bütün şüpheliler, eski sabıkalılar ve muhbirler, ne gerekiyorsa, anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm. İyi. Hadi iş başına. Zafer. Buyurun. Elmas arkadaşınız. Arkadaşınızın nişanlısı. Yani kontrolü kaybetmek için çok sebep var. Anlıyor musun? Merak etmeyin müdürüm. Kolay gelsin. Sağ ol. Otur yüzbaşı, otur. Dilimin ucuna aptalca sorular geliyor. Basit sorular. Nasılsın? İyi misin? Yeterince sağlam mısın? Saçma sapan. Sonra birden hatırlıyorum. O üç Iraklı serseri liseyi bastıkları gün. Oğlum ellerinde rehin. Benimle pazarlık ediyorlar. Ben hayatımda öyle rezil bir gün yaşamadım yüzbaşım. Hani bir an vardır ya, böyle her şeyi verip kurtulmak istersin. Yeter ki bitsin. Geride kalsın. Sevdiğin kurtulsun yeter ki. Canımı mı istiyorsun? Al işte. Keşke o kadar basit olsa. Değil be yüzbaşım. Değil. Anasını satayım. Can senin verirsin. Mal senin verirsin. Ama bu ülke, bu topraklar, bu namus. Ben o gün o üç Iraklı'ya verememiştim. Oğlumla vedalaştım yüzbaşı. Kalbimden. Sessizce vedalaştım. Kimse bilmedi. Melek bile bilmedi. Böyle kalbimden bir el çıktı. El salladı Kerem'e. Sonra bir taşın üstüne çöktüm. Bir külçe gibi. Öyle bekledim. Bekledim yüzbaşıyı. Ben ilk defa orada öldüm. Sonra sen çıktın binadan. Yanında Kerem. Ben yeniden doğdum. İkinci hayatıma başladım. Şu an ben aynısını yapmayı öyle isterdim ki yüzbaşıyı. Sen burada böyle beklerken, böyle içinde böyle kıyametler koparken, şu kapıdan içeri böyle yanımda Elmas'la girmek. Ben bunu öyle isterdim ki yüzbaşı. Yapamam ama. Yapamam yüzbaşı. Öyle bir gücüm yok. Var Sayın Valim. Hem de öyle bir var ki. Buradasınız. Yanımdasınız. Sizin olduğunuz bir yerde insan kendini ne yalnız hisseder,
ne de güçsüz. Ayrıca eğer o gün orada Kerem eşkıyanın elindeyken pazarlık etmeye kalksaydınız, aklınızdan bile geçirseydiniz ki bunu mutlaka hissederdim. Size sayın valim demezdim. Tam hastaneden ayrılırken geldi haber. Bir anda fırlayıp gittiler. Artık Tanrı'nın adaletinden bile şüphem var. Günahsa günah. Eğer bunun içinde cehennemde yanacaksam... Acaba bugün ne olacak? Kimin başına ne gelecek? Her gün bu soru. Her gün. Yok. Biz hiçbir güne rahat başlayamayacağız. Ne zaman yastığa başımızı koyduğumuzda rahat bir uykuya dalacağız bilemedim ben. Bilemedim. Açacaksın dolabı. Eşeleyeceksin bir yerleri. O en dipte kalmış olanları çıkaracaksın. Vardı ya hani bir zamanlar parka postal. Çıkarıp giyeceksin. Toprağın altından çıkaracaksın baltaları. Vuracaksın dağlara. Vuracaksın dağlara. Bu muydu lan istediğiniz? Ha? Hadi gelin. Ama önce kıblenizi düzeltin lan, kıblenizi. Bırakın bu özgürlük ayaklarını. Nerede görülmüş lan bu? Ha? Hangi bağımsızlık savaşında görülmüş? Hem özgürlük... Hem Pentagon uçaklığı. Nerede görülmüş ha? Nerede görülmüş? Ekipler şüpheli adresleri tek tek yokluyor. Henüz bir gelişme yok, tamam mı? İçeridekiler teslim olun! Teslim olun!
Tamam. Devamını görmek ister misin? Gerek yok. Yukarıdan izlerim ben. Berbat görünüyorsun. İyi olan ne var? Söylesene, kaldı mı bir şey? Eskiden iyiydi. Geride kaldı. Belfast'taki o bir hane. Hatırladın mı? İkimiz ne biçim girmiştik adamlara. Polis gelmiş. Farkında değiliz. Biz polise de dalıyoruz. Bir de o İtalyan köyü. Napoli'ye yakın. İsmini unuttum. Dik yamaç. Ufuzun kumsal. Rüyamda gördüm. Veli'yle o kumsaldayız. Kumdan kale yapıyoruz. Oğlum da. Sırma denizden çıkıp geliyor. Veli ona doğru koşuyor. Dalgalar. 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 Hazır mı? Evet, başla. Bu sefer video görüntüsü. Gösterin hemen şunu. Kafa tutmakla hata ettin yüzbaşı. Cesaretle aptallık arasında ince bir çizgi vardır. Sen çizgiyi aştın. Neye mal olduğunu görmek ister misin? İki dozin insanı bağımlı yapmaya yeter. Belki biliyorsun ama bir de gözlerinle gör. Daha iyi anlarsın. İşte ilk doz yolda. Veriyorum yüzbaşı. Salak salak, tut şunu. Tamam,
Sıkı tut. Dur. Devam et. Toplan hadi. Hadi toplan. Bakınma öyle. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Düşün peşine. Eteni gebertin. Kızı canlı istiyorum. Çabuk hadi. Şimdi kurtarmış mı oldun beni? Bilmem. 10 defa kurtarsan da beni yine hiçbir şey değişmeyecek. Sen hala o kadınsın. Arkadaşlarımı öldüren kadın. İzin bitti. Geç geç öne geç. Tamam. Ben iterken arabayı şuradaki yola çevir. Thank you.
Burası iyi. Arkadaşının marifeti. Onun gibisi yoktur. Temiz iş çıkarır. Bu iş onun infaz emri olacak. Boşuna yırtın mı? O zaten ölmek için yaşıyor. Ya sen? Sen tercihini yaşamaktan yana kullandın. Saçma! Sen güçten vazgeçemezsin Ali Maruf. Hala beslediğin bir umut var. Yoksa Tem seni terk etmezdi. Neden yaptın bunu? Bana soru sorma. Kusura bakma ya. Bulduğum ilk kamyonete çöktüm. Yakıtına bakma fırsatım olmadı. Burada fazla kalamayız. Geride bir tabela gördüm. 500 metre ileride bir benzinci var. Bekleyin beni. Al şunu. Dikkat et. Bir gece abimin karşısına çıkmış. Dövüşmüşler. Az daha öldüreceklermiş birbirlerini. Sanki aynı adam değil. Bilmediğin çok şey var. Belki. Ama seni biliyorum. Bilmem gerektiği kadar biliyorum. Korktuklarım başıma geldi. Bütün korktuklarım. En başından beri. Bir hepsi başıma geldi. Ben bir kahve alacağım. 10 dakika mola çocuklar. Kadın az önce doğru söyledi. Cesaretle aptallık arası o ince çizgi. Ya yeter artık Zeybek Yüzbaşı. Yeter ya. Ben açtım o çizgiyi. Sen yanlış bir şey yapmadın Yüzbaşı. Sevdim. Elması sevdim. Haddimi bilmedim. Gittim birini sevdim. Hangi hakla? Evet Yüzbaşı. Aptalsın. Benim tanıdığım en aptal adamsın. Rahatladım ya. Ha? Daha söyleyeyim mi? Aptal. Doğru. Aptalsın. Ama senin bu aptallığının o aşağılık kadının hezeyanlarıyla bir ilgisi yok. Sen böyle düşündüğün için aptalsın Yüzbaşı. Sen böyle düşündüğün için. Sevme hakkı, silah taşıma ruhsatı değil yüzbaşı. Böyle kişiye özel de dağıtılmıyor. İnsan olarak dünyaya gelmen yetiyor. Ve sırf birileri bedel ödemesin diye insan sevmekten vazgeçseydi eğer, kendinden de vazgeçerdi. O zaman da çok yalnız kalırdık yüzbaşı.
Öksüz nasıl? Sana ne? Sordum sadece. Sorma. Sen bana hiçbir şey sorma. İyi tamam. Sormadım farz et. Çocuğumu bile kaçırdın sen benim. Onu bile. Yetti ama artık ha. Çemkirip durma bana. Af dilemiyorum senden. Yaranmaya da çalışmıyorum. Kimseden bir şey istediğim yok. Ben bugüne kadar ne yaptıysam, her ne yaptıysam, hepsi değilse de çoğu, doğru olduğuna inandığım şeyler içindi. Bugün de onlardan biri. Sakin ol. Sakın sesini çıkarma. Şşş. Gidiyorlar. Hangi cehennemde bunlar? O kamyoneti çoktan yakalamamız lazımdı ya. Geri dönelim. Evet, geri dönelim. O kavşağa bir daha bakacağız. Evet. Bekliyoruz. Evet. Sağ ol. Al. Sağ ol. Ekipler şüpheli adresleri tek tek yokluyor. Henüz bir gelişme yok. Tamam. Anlaşıldı, tamam. Karapınar Mahallesi'ni bir dolaşalım. Telefon. D23 karayolu üstünde bir nokta. Efendim? Yüzbaşı! Elmas! Elmas neredesin? Neler oluyor? Yüzbaşı yetiş ne olur. Nerede olduğunu söyle çabuk. Neredeyiz biz? Kozluca Sapağı'ndan sonra. Kozluca Sapağı'ndan sonra. Bir benzinciye 500 metre kala. Benzinciye 500 metre kala. Ne olur yetiş. Geliyorum, bekle, bir yere kıldım ama. Yönlendiriyorum. 33-10'dan D23 karayoluna yakın bütün ekiplere. Hadi müdürüm ya, hadi ya. Tekrar ediyorum. 33-10'dan D23 karayoluna yakın bütün ekipler. Tekrar ediyorum. 33-10'dan D23 karayoluna yakın bütün onlar. Ekiplere. Diğerleri ya. Alo Mert. Kostya'dan hemen sonra. Benzinliğe yaklaşırken. Evet. Acele et Mert, acele et. Orada bir şeyler oluyor, acele et. Anlaşıldı komutanım, hemen gidiyoruz. Bastır oğlum, bastır çabuk. Bölgeye bir ambulans istiyorum. Hemen yola çıksın. Hemen. Hadi Mithat, hadi çabuk biraz. Ne
bir şarjör. Yoldalar mı? Geliyorlar mı? Onlar seni kurtarırlar. Mutlaka yetişirler ama beni tutmam lazım. Kurtu beni. Mutlaka yetişirler. Korkma. Gitmem lazım. Gel gel. Elmas! Orada mısın? Gel. Kalk. 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 Yürü. Yürü. Var. Sus. Sus. Hüseyin. Allah belanı versin. Kaç kaç. Gazla. Elmas! 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 Elmas konuş benimle. Elmas! Elmas! Beni duyuyor musun? Elmas! Hadi Elmas dayan! Çok kan kaybetmiş Mert. Ambulans yolda geliyor komutan. Dayan. Biraz daha dayan. İyi olacak komutan. Çabuk! Hastaneye geçiyor. Biz burayı toparlar, hastaneye geliriz komutanım, hiç merak etme. Hadi çabuk, çabuk. Tamam, yavaş. Konuşmadan anlatsın. İyi ol, tamam. Gözlerin saklansın. Konuşmadan anlatsın. Gözlerin saklansın. Kan
basıncı düşüyor. Solunum düzenli. Tansiyon 6'ya 3. Hasta şokta. 10 dakika içinde oradayız. Hazır olun. Melek. Faruk, haber var mı? Var Melek, var. Ne oldu, kurtuldu mu? Kurtulur mu bilmem ama bulundu Melek. Ne demek bu? Elması vurmuşlar Melek. Kız ağır yaralı. Yapma Faruk. Ben şimdi buradan hastaneye geçiyorum Melek. Alo. Melek. Ay, vurulmuş, ağır yaralıymış. Sayın Valim'le geliyoruz. Hastane mi Veysel? Evet efendim. Ameliyathane personeli hazır. Ambulans bekleniyor. O da yolda. Benim bir süre daha kalmam gerekiyor efendim. Tamam müdürüm. Sen hiç gelme. Burada işine bak sen. Haberleşiriz. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Abisinin haberi yok değil mi Veysel? Hayır efendim. Gizli tutmayı başardık. Kaçak olmadı. Ya ben neye yanıyorum biliyor musun Veysel? Erdal'ı yollarken söz vermiştim. Aklım bacında kalmasın demiştim. Ya tutamadığım her söz, kaybettiğim bir hayat oluyor be Veysel. Gelip sarılıyor boğazıma ya, nefes alamıyorum ya. Bir gün tıkanıp kalacağım Veysel. Sırf bu yüzden son nefesimi ver. Siz daha fazla dinlemek istemiyorum efendim. Ya kardeşim, vali muavinlerinin işi budur ya. Valiler bol bol konuşur, vali muavinleri de susar dinler. Evet efendim, sepet efendim der ya. Biz istisnayız efendim. Hangi konuda? Birincisi, ben kötü bir vali muaviniyim. Her dakika ayağı çekmekten daha ciddi işlerim var. Yapma ya. İkincisi de saçmalamanıza alışık değilim efendim. Nereden çıktı bu? Ethem'in getirdiği fidanlar. Bir kısmını dikti. Gidince de bunlar bana kaldı. İstersen fidanlığa da Ethem'in ismini koy. Ölülerin adı bir yerlere konur. Adettir. Geldi senin tosuncuklar. Yüzbaşım. Dur yüzbaşı, dur. Sakin ol. Ben gidip doktorla konuşayım. Tamam. Sakin ol yüzbaşı. Yüzbaşı, yüzüme bak. Ben de çok insan kaybettim. Ama burada değil. Bu hastane, bu koridorlar benim bölgem. Yüzbaşı, ben Azrail'le anlaştım. Sevdiklerime dokunma dedim. Benim canımı almadan onları elleme. Sözünü tuttun mu bari? Hadi. Hadi yüzbaşı. Kimlik çıktı mı üstünden? Hayır. Burada savaş çıkmış resmen. Komutanım, ruhsat buldum. Şunu bir araştırsana. Hemen.
Türkan. 96T477. Ruhsat Erhan Ateşçi adına. Araştır, bildir hemen. Kötü bir yara. Evet, kötü. Senin yara nasıl? Ne bileyim ben. Ona yetişemedik. Elmas'a yetişemedik. Biz de. Her yere yetişirsin. Bir sürü şey yaparsın. Başkaları için bir sürü şey. Sıra sana gelir. Sevdiklerine. Can dostlarına. Hiçbir şey yapamazsın. Bir halt gelmez elinden. Kahrolursun. Burada neler oldu sence? Cesetten kimlik çıkmadı. Orada yatan büyük ihtimalle Elmas'ı kaçıranlardan biri. Yani örgütün kullandığı taşeron. Orasını anladık. Peki ya diğer taraf? O herifi temizleyen? İşte orası muamma. Bir saçmalık var. Parçalar oturmuyor. Ya bugün daha fazla kafa patlatmak istemiyorum. Hastaneye gidelim mi? Gidelim. Yavuz, ben hastaneye gidiyorum. Toparla burayı. Emredersiniz komutanım. Bir sektör. Kan basıncı düşüyor. 10 miligram efedrin ve atropin yapalım. Tamam. Acele 4 ünite kan, acele. Tamam. Size kesin talimat verdim. Özellikle belirttim. Kızı canlı getirin dedim. Elmas'ı hanginiz vurdu? O kız bizim hayat sigortamızdı. He? Gerizekalı. Bu salakları sen mi seçtin? Araya bir tane karışmış. İyi. Bir tane ise sorun yok. Temizleyin. İz kalmasın. Birkaç adama ihtiyacı olacak. Hallederiz efendim. İyi. Dikkat edin, buna benzemesin. Abi? Konuşmayacak mısın benimle?
konuşmayı sevmezsin biliyorum. Ama ben gitmene alışık değilim işte, anla. İçimde bir dünya boşaldı. Koca bir dünya. Güle güle abi. Güle güle. Bak. Böyle bitmese iyiydi ama... Olsun be. Canın sağ olsun. Yine de güzel günlerdi. Yolun açık olsun abi. Bu hikayede bir saçmalık var. Buyurun. Video görüntüye göre elmasa madde veriyorlardı. Doktora göre elmas temiz. Direkten döndüğü kesin. Bulunduğu yerden nasıl çıktı peki? Birileri çıkarttı ama kim? Çatışmaya giren de muhtemelen onlar. Elmasın hepimize anlatacak çok şeyi var. Anlatabilecek mi? Öyle bir anlatacak ki... Susturamayacağız. Bıcır bıcır. Tabii sonra da hesap saati gelecek. Ağır bir hesap. Dünya kaç bucak? Yeryüzü 5 dakikada nasıl cehenneme döner anlayacaklar. Alo. Komutanım. Yukarıdan sizi çağırıyorlar. Uyan be kızım. Uyan be elmasım. Hadi elmas. Ben uyandım elmas. Sen de uyanabilirsin. Seni seviyoruz. Bak hepimiz buradayız. Hastanelerden nefret ediyorum. Bu camın arkasından bakmaktan nefret ediyorum. O zaman gidin. Hatta hemen gitseniz iyi olur. Ona bir faydanız olmaz. Bize iyi bir şey söyleyin doktor. Bir komplikasyon olmazsa... Olma riski ne? Olmama ihtimalinden az. Sayın valim. Anladım doktor. Hadi arkadaşlar. Hadi. Hadi kızım. Hadi.
Yüzbaşı. Elmas'ı senden önce tanıdım. Çok önce. Yine böyle bir hastane köşesiydi. Çıldırmak üzereydi. Bu kız güllerinden doğdu yüzbaşı. Kaderine kafa tuttu. Şimdi benim diyeceğim... Bu kız var ya bu kız. Bu kız gerçek bir isyankar. Eğer sen pes etmesini bekliyorsan... Avcunu yalarsın yüzbaşı. Bir şeyler olur. Ortalık ayağa kalkar. İnsanların canı yanar. Kırılır, dökülür. Sonra tekrar ayağa kalkar. Ama hiç yalnız kalmaz. Acının o kenetleyici gücü girer devreye. Herkes yüreğini getirir, yüreğinin yanına koyar. Aşık olmak için her şey o kadar uygundur ki, tekrar aşık olmak için.